Arkadaşlar selam. Papara turnuvası final maçını sunacağız, izleyeceğiz, yorumlayacağız hep birlikte. Biliyorsunuz ki Juve meta bir kahraman. Sürekli kaldıkça almaya çalışıyoruz Juve'yi. Rakipte Selena, Hayabusa, Chang'iydi sanırım. Biraz daha bakalım şimdi. Tam dikkatli göremedim. Evet, Hayabusa, Selena, Chang'i, Kaja ve hangi kahraman var? Bakayım ona da. Bir tane de tank bir kahramanları var ama hangisinin olduğunu şu an hatırlamıyorum. Ve Javid varmış. Arkadaşlar bu şekilde bir beşim var rakipte bizim takımımız. Alice, Tank, Karina, Chu, Yi ve Pacquiao var. Bakalım nasıl bir maç olacak. First Blood'ı erkenden temiz bir şekilde aldık bu arada. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Sonradan seslendirme maçlarını ben genellikle ciddi bir şekilde sunuyorum. Bazı arkadaşlar demiş kasılma falan diye. Video seslendirirken kasılacağım bir durum yok. Ama şöyle bir şey diyebilirim. En doğru telaffuzlarıyla söylemeye çalışıyorum ki sonradan sunduğum videomun içime sinmesi gerekiyor. Bu şekilde benim içime siniyor. Bu şekilde yayınlıyorum. Bilginiz olsun. Sormuşsunuz. Cevaplamak istedim. Burada çoğu çok güzel bir şekilde zıplatıyor. Kalan hasarı ben de ona tamamlıyorum. Ondan sonra geri kalanı yapabiliyoruz. Juve'de bir arkadaş da demiş ilk skill'i açmak zorundasın. Öyle bir zorunluluk yok kahramanda. Kahramanın slow'unu early'de kullanabiliyorsun. İkinci skill'de atabilirsin. İlk skill'i açacaksın diye bir zorunluluk yok bu kahramanda. Arkadan taramaya çalıştım ve Turtle Buff'ı Kaja'da kaldık. Kaja şu an bir tık önde. Herkesi tekleyebilir üzerinde. 4 buff ve 4 seviyeye yakın. Sanırım 4 seviye. 3.5 falan en son. Lane'deki minyonlarla beraber 4 olmuştur galiba. Chu'ya bir agresiflik geldi Hayabusa'dan. Chu düştü. Javid'den de bana bir ulti geldi. Bir tur geri çıktım. Flash'ımı atmaya gerek kalmadı. Karina burada buff'ını almaya çalışıyor sanırım. Aldı temiz bir şekilde. Biraz arada kaldım. Flash'ımı kullanmak zorundayım. Yoksa ölecektim burada. Mid'de elimizden geldiğince karşılıklı cevap vermeye çalışıyoruz, oynamaya çalışıyoruz. Selena stunlarıyla burada denemeler yapıyor. Chu'da görüş verdiği için kolay bir şekilde. Stunları doşluyorum. Chu'ya fokusunu değiştirdi. Javid bana döndü. Ben de bir tur çıkabildim. Sıkıntı olmadı. Üstüne Hayabusa'yı kestim. Hayabusa'yı ne ara kestiğimi bilmiyorum. Karina da Javid'i kesti. Hayabusa'yı ne yaptım da öldü bilmiyorum. Ama kesmişim olsun okeydir benim için. Hayabusa burada. Bir tur çıkacağım. Chang'i Turtle'ı tarıyor. Turtle Hayabusa'da kalıyor. Ama fight'ta bir sürü kill alıyoruz derken birebir takasmış. Alamıyormuşuz. Üzerine ben de öleceğim sanırım. Kaja burada üzerime sekti falan. Evet ben de öldüm. Rakip burada karlı çıktı. Biz çıkmadık. Karina Hayabusa birbirlerini yokluyor. Karina da buff'a gitti burada. Bir tık kötü oldu dediğim gibi.
Elimden geldiğince arkadan slow vermeye çalıştım. Javi'ye de verdiğim slow'la beraber bir tur geri çıkabiliriz. Çuğunun da canı bayağı az. Selena biraz önde kaldı. Karşılıklı hasarlarımızı verdik birbirimize. Şu an oyun pasif geçiyor. Herhangi bir fight göremiyorum. Bot da Kaja kulemizi açıyor. Javid bana bir agresiflikte bulunuyor. Daha sonrasında Hey ult atıyor. İkisini de doşlayıp arkada bir alan açıp güzel bir şekilde Javid'i kesiyoruz. Turtle Fight atabiliriz. Kaja burada Chu'ya fokus atıyor. Chu'yu düşürüyorlar. Geri kalanlar ne yapıyor? Geri kalanlar Kaja'yı düşürüyor. Chu vs Kaja takası gibi bir takas oluyor. Burada önde çıkan biz oluyoruz. Kaja'nın ölmesi daha iyi. Çenge burada önden taramaya çalışıyor. Geri kalan hasarı Karina'ya bıraktım. Karina tamamlayabilirse, tamamlarsa kill'ini alabilir. Olmazsa bir Turtle yapabiliriz aslında. Hayabusa'ya doğru hafiften bir skill denemelerinde bulunduk. Selena'nın da canı bayağı az. Javid burada Karina'ya fokusluyor. Biz Javid'e dönüyoruz. Hayabusa burada benim üzerime gölge bıraktığı için beni kolay bir şekilde kesebiliyor. Şuradan güzel bir agresiflik ama geri kalan hasar çıkmayacak. Yeni kahraman Aumon'un videosunu çekmeye çalışacağım yarın. Eğer yarın atamam. Yarın para turnuvasının final maçlarının diğer maçlarını atarım. Ondan sonra ilk boşluk bulduğum zaman sanırım Aumon'un videosunu atarım. Burada güzel doşladım Selena'yı, daha sonrasında Kaja'yı. Fakat fokus tekrar benim üzerime geldi. Sonrasında Pacquiao alana doğru yetişti. Daha sonrasında Hayabusa bana doğru saldırdı. Ama gölge süresi bittiği için bir tur bana karşılık kendisi öldü. Okey denebilecek bir takas. Lord çıktı aslında, bir Lord fight yapabiliriz veya ona benzer bir fight döndürebiliriz. Bir tur güzel olur bizim için. Hayabusa bu tarafta. Bizimkiler güzel bir agresiflik yaparsa geri kalanı gelebilir. Javid burada flash'ını atsa da yakalayabiliyoruz. Matematik işlemi gibi oraya çözüp çıkıyorum. Hatta matematik değil, bulmaca gibi, bulmaca. Chu'dan güzel bir deneme geliyor fakat ters tarafa gidiyor.
Karşılığında Change'i kesiyoruz. Üzerine Selena'yı da tamamlıyoruz. Şu an Lord yapabiliriz aslında. Burada, Elusa'nın burada olduğunu çok iyi biliyordum. Çünkü aşırı belliydi ama takımıma söylemeye çalıştım. Anlamadılar beni. Ben ölünce anladılar. Yapacak bir şey yok. Aşırı belli bir pozisyondu orada olduğu. Takım anlamadı orada. Ses de olsaydık söylerdim. Kendimi feda ettim. Çünkü rakipteki çarpı düşürmüş olacaktı kendimi feda edersem. O şekilde çalıya doğru atladım biraz. Bizimkiler de kalan hasarı tamamladı. Şimdi Lord'la beraber içeri güzel bir şekilde girersek bir şeyler yapabiliriz. Burada ben stanıyorum, arada kalıyorum. Free'den geliyorum, en azından kalkan falan alayım dedim. Ama olmadı. Belki hasar tamamlarlar görürlerse dedim. Hasarı da tamamlayamadılar, onu da görmediler. Stun'ı yemem orada kötü oldu. Şimdi fight için alan bekleyeceğiz. Güzel bir alan bulabilirsek anca öyle oynarız. Javi'de doğru bir agresiflikte bulunabiliriz veya nasıl yapabiliriz? Ben arkadan ulti açarım. Şu ultim için steklerimi doldurmam gerekiyor. 10 tane 10 tanedir, kar kardır. Onu doldurduktan sonra güzel bir şey yapabiliriz aslında. Hayabusa'dan burada bir deneme geliyor. Fakat bizimkiler rahat bir şekilde çıkabiliyor ben dahil. Deneme yapamadan çıkmak zorunda kaldık. Sebebi ise karşılık verebilecek durumda olduklarından dolayı. Bir alan arıyorum. Eğer güzel bir alan bulursam ulti ile hepsini sabitlemeye çalışacağım. Kaja burada Pakiato'yu tutuyor. Daha sonrasında Javid bana fokus atıyor. Ama karşılığında kendisi ölüyor. Bizim Pakiato'ya karşı Javid takaslığımız oldu burada. Şu an Lord'a kadar maç çok rahat uzayacak. Lord fight'ından sonra artık duruma bakacağız. Change ve Haya burada. Chu'dan bir deneme geldi. Javid de geldi. Chu şu an temiz bir şekilde çıktı. Ben de minyonları itmeye devam ediyorum. Chu'yu korumak amaçlı bir ulti açıyorum. Burada Javi'de bayağı hasarlıyoruz. Fakat hasar tamamen yeterli gelmiyor. Kel çıkacak mı burada bilmiyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Güzel, Javi'de düşürmüşüz. Daha sonrasında Hayabusa düşmüş. Daha sonrasında Chang'e doğru bir agresiflik girişiminde bulunmuşuz. Daha sonra onu da düşürmüşüz.
Sonrasında Selena'ya bayağı slow vermişim. Bizim Karin'e bayağı vurmuş ama hasar yeterli gelmemiş. Sonra Kayşe'yi düşürmüşüz. Bayağı iyi fightlamışız burada ya. Selena'yı hafif buraya gelmesi için bait demiştim. Daha sonrasında Javid kesemesin diye kalkan açtım. Daha sonrasında tam kaçıyordum ama Selena'nın yerdeki tohum mudur, stanı mıdır nedir? Ona denk geldik. Ona öldük. Javid'den de çok güzel bir şekilde ultimle doşamıştım aslında ama olmadı. Burada bir Lord gelişiminde bulundu rakip. Bizim takım hemen olay yerine müdahale etmek için geldi. Hayabusa direkt Lord fokusunda bulunuyor. Lord'u almaya çalıştı. Burada Kaja da kaldı Lord ama Hayabusa karşılığında öldü. Evet, daha sonrasında Hayabusa'yı kestiler. Bir tur daha uzamış olabilir Lord'ları rakip aldığı için. Ama iki kill verdikleri için de kolayca defleyebileceğiz. Lord'u hemen hızlıca eritmek için o lane'e döndük. Kaja'dan bir flash geldi. Arada kaldı. Geri kalan hasarı tamamladık. Arkada stun'ı ben yedim. Bizimkiler ilerlemeye devam etti. Sonrasında Hayabusa'yı temiz bir şekilde düşürdük. Daha sonrasında ultim dönerse bir oyun yapmaya çalışacağım. Arkadan destek olmaya çalışıyorum hep takıma. Hemen arkadan çizmeye başladık. Selena da burada. Selena'yı da güzel bir şekilde keseriz. Daha sonrasında maç bitti zaten flash'ı koyduk. Bizimkiler base atıyor dedim nereye maç bitiyor. Bu şekilde de böyle bir maçımız oldu. Diğer maçları da parklar tatarız. Kendinize iyi bakın izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Eğer videoları beğeniyorsanız like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bunlar bana destek olur. Hoşçakalın. Bay bay.